Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Karantina sürecinde biz de sizler gibi istirahat halindeyiz. Öncelikli olarak derneğimizin resmi sayfasında da What World Anatolian Dogs sayfamızda ve Türk Kangal sayfamızda İzleyicilerimizin birazcık toparlanmasını bekleyelim. Ondan sonra da yayınımıza başlayalım. Bu arada da sohbet edebiliriz. Çünkü bu tarihi bir hamle. Bugüne kadar herhangi bir köpek derneği veya federasyonunun uygulamadığı bir şey. Biliyorsunuz biz her zaman ilkleri yaparız. Ve bu ülkenin köpekleriyle ilgili önce ırkların tespiti ve ırkların anlatımıyla alakalı bir 10 yıl geçirdik arkadaşlar. Şimdi ileriki 10 yılın hatta 15 yılın nasıl hareket edeceğimiz SECERE konusunda, soy kütük belgeleri konusunda nasıl hareket edeceğimizle ilgili bir canlı yayın yapacağım. 16:30 dedik. Şu anda 16:24 arkadaşlar. Birkaç dakika sohbet edebiliriz. Herkese selam olsun. Ben de bugün bahçedeyim. Karantina günlerinde apartman dairesinde olmaktansa bahçede olmak daha iyi. Bizim ufak köpekleri saldım. Onlar geziyorlar. Enerjilerini atıyorlar. Yavruları işte tasmaya alıştırıyoruz. Boyunlarında tasmaya alıştırıyorum. Ses testleri yapıyorum. Çeşitli zeka testleri, zeka gelişimiyle alakalı şeylerle uğraşıyorum. Vakit buldukça. Videolarını çekiyorum. Kinoloji kursumuzun 3. dersleri için bazı ders hazırlıkları yapıyorum. 3, 4 ve 4'ten sonra tamamlayacağım inşallah. İlk sertifikaları vereceğim. Evet, ülkede hep böyle bir kaos var arkadaşlar. Hep bir kaos, bir şeyleri ispat etme. Ben doğrusunu biliyorum. Ben 30 yıldır köpekçiyim. Benim babam 50 yıldır köpekçi. Benim dedem 100 yıldır köpekçi. Biz 200 yıldır buradayız. Hep bu yakın tarihlerden bahsediliyor ama hep atlanan bir konu var. Tarih 30 yılla sınırlı bir şey değildir. Yani 30 sene önce Malaklı yoktu gibi bir algı var. Doğru. 30 sene önce Malaklı'yı sizin köpekçi olarak üstad kabul ettiğiniz abilerimiz görmemiş olabilirler. Fakat bu o köpeği yok saymamız anlamına gelmiyor. O köpek bu topraklarda milattan önce 4500 yıl, yani 2000'de böyle koyduğunuzda üzerine 6500 yıl önce bu topraklarda, bu yakın topraklarda var olan bir fenotip. Ve bu fenotipten, yani bu köpeklerden diyelim, bugün Avrupa'da 100 tane ırk türetti adamlar. Islah ederek türetti. Bizim ülkemizde ise biz sadece Kangal'a takılı kaldık. Başka bir şeyi kabul etmiyoruz. Bütün bunların hepsini de Kangal'dan geldiğini düşünüyoruz. En büyük hatamız burada işte. Tarih bilmememiz, kinolojiyi bilmememiz, bilimi takip etmeyişimiz, tarihi takip etmeyişimiz veya Avrupalının yazıp bize dayattığı tarihe inandığımız için ülkemizdeki kültürü kendi kendimize yok sayıyoruz arkadaşlar. Festival, yani pandemi var abicim, sokağa çıkma yasağı yapılıyor hala. Halen artıyor. Covid döneminde halen bu sıkıntı var. Yani bunun atlatılması gerekiyor. Serbestçe buluşabilmemiz için bu işe, yani aşı işleminin bütün topluma yayılması, sosyal mesafenin ayarlanabilmesi, insanların bu bilinçli olabilmesi gerekiyor. Daha sonra tabii ki yapacağız ve yapmaya devam edeceğiz. Ama bu esnada da Covid-19'da, yani koronavirüs halk dilinde, koronavirüsle yaşamaya alışmamız lazım. Bu bitmez. Hani bir şey yapıldı ve koronavirüs kaldırıldı ortadan. Hayır, böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olmayacak da. Böyle çözüm üretilmiyor. Evet, 2-3 dakikamız daha var. Herkes kendine göre uzman, yanlış bilinenler kimilerine göre ata doğrusu. Evet, ata doğrularımız doğru olduğu noktalar var. Her zaman ataların söylediği şeylere dikkat etmek lazım, dinlemek lazım. Doğru anlamak lazım. Yani adam çıkıp diyor ki bir şey söylüyor. Birisi bir taraftan alıyor, birisi bir taraftan alıyor. Herkes bir taraftan ama doğrusu nedir? Tıpkı Kur'an-ı Kerim, şimdi Arapça bilmeyen, Kur'an Arapçasını bilmeyen
bunu nasıl anlayacak? Gidecek, bunun Türkçe çevirisini okuyacak ama güvenilir kaynaktan. İnsanları yanlış yönlendirebilecek olan hatalı kaynaktan okursanız yanlış öğrenirsiniz. Veya 30 senedir köpek besliyor diye kimse sadece köpek beslediği için uzman olmaz. 30 yıldır kinolojiyle ilgileniyor mu? Kinolojiyi biliyor mu? Bilimi, anatomiyi, köpek psikolojisini, beslenmesini, yani kinoloji aynı zamanda köpek eğitimidir. Aynı zamanda köpeğe gönül verenlerdir. Yani kinoloji çok büyük bir dal. Birçok bilim dalıyla beraber çalışır. Şimdi yıllardır büyük savaşlar verildi, büyük kavgalar yapıldı, bölünmeler oldu, taraflar oldu. Birazdan bu canlı yayında bunlarla ilgili tartışmaya son verecek kapıyı açıyoruz. Ve bu kapıyı açtıktan sonra artık hiçbir sıkıntı kalmadan hepimiz tek bir çatı altında yürüyebileceğimize inanıyorum. İzleyicilerimizin biraz daha çoğalmasını da bekliyorum birkaç dakikada ki daha fazla kitleye ulaşalım ve mümkünse sevgili arkadaşlar videomuzu üye olduğunuz gruplarda veya kendi sayfalarınızda paylaşın. Ne kadar çok kişiye ulaşırsa o kadar iyi. Yani şöyle örnek vereyim. Geldim bahçeye. Şimdi çim biçebilirim. Çimleri sulayabilirim. Köpeğimi çıkarıp tüyünü tarayabilirim. Ormanda yürüyüş yapabilirim. Veya işte ticari görüşmeler yapmam gerekiyor. Bazı evrakların değişik dillere çevrilmesi gerekiyor. İşte web sitemiz yapılıyor. Web sitesiyle ilgili aksaklıklar var. Bir sürü yapmam gereken iş var. Ama ben ne yapıyorum? Öncelik benim için Türkiye'deki köpek hakları arkadaşlar. Ekmeğimin bile önüne koydum. Yani ekmeğim olan işlerin bile önüne koyuyorum. Sadece ben değil, bizim dernekteki 12 tane komisyondaki yaklaşık 100 civarı insanın tamamı böyle. Biz bu işe gönül verdik çünkü. Sizlerin desteğiyle bu işleri yapıyoruz. Kendi kendimize yapmıyoruz. Dernek demek istediğim zamanında yanlış bir şey söylemiş. Biri kangallar büyük olur lafı bize Rize bölgesindeyim. Burada kırmaları kangal denildiği zaman adamın zoruna gidiyor. Tabii ki canım, bir sürü yanlış var. Geçmişten gelen kangal köpekleriyle alakalı bilinen birçok yanlış var. Onlara da değineceğim. Evet, saatimiz 16:30. Ben Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Federasyonu Yerli ve Milli Irklar Başkanıyım. Ve bunu öncelikli olarak Avrupa Federasyonu ve Yerli ve Milli Irklar Komisyonu devamında VAT Derneğimiz, Dünya Anadolu Köpek Irkleri ve Kinoloji Derneğimiz başkanıyım. Derneğimiz ve daha da önemlisi konunun direkt muhatabı olan Kangal Irk Komisyon Başkanlığı. Buranın başkanı da bildiğiniz gibi Serbülent Özgüray hocamız. Kendisi aynı zamanda Avkıf hakemi, sadece VAT hakemi değil Avkıf hakemi. Türkiye'nin her yerindeki yarışmalarda, dog show'larda, ırk standart yarışmalarında hakemlik yapmış. Köpek, Kangal köpeğinin ıslığı konusunda ciddi emekler veren, ciddi mücadele veren birisi. Ve komisyonda da gerçek kangalcılar mevcut. Şimdi biliyorsunuz kangal, kırması, işte melez, bunlar kangal, bunlar kırma, bunun soyunda şu var, bunun soyunda bu var, böyle tartışmalar var. Ve bu tartışmalar bitmiyor ve bitmez. Çünkü hatalar devam ediyor. Bunu bitirmek için sevgili arkadaşlar, biz aşağı yukarı 2010'da bu işe başladık. 10 sene sağlam bir şekilde çalıştık sizlerle beraber. Artık ikinci level'a geçiyoruz. İkinci level yani ikinci seviye nedir? İkinci seviye ıslahın başlangıcıdır. Önce ırkların tespiti. 10 yıllık planlamamız buydu. 10 yıllık planlamada ırkları tespit edelim dedik. Halkın kabul edeceği var olan gerçek köpeklerden bahsediyorum. Bunlar hangileriydi? Çoban köpeği için söylüyorum. Kangal, Akbaş, Malaklı, Boz çoban köpeği ve Karadeniz çoban köpeği. Bir de bunların kendi aralarında eşleşmelerden gerçekleşen, bu fenotiplere sahip olmayan Anadolu çoban köpekleri. Şimdi artık Anadolu çoban köpeği havuzunun içerisinde kaybolan Kangal'a çok yakın. Örnek veriyorum, bugünkü konumuz Kangal. Bu tüm ırklar için geçerli olacak.
Kangal'a çok yakın ama işte soyunda başka bir köpek girmiş araya. Veya işte birkaç kez üst üste Kangal olmayanlar birbirleriyle eşleşmiş ama Kangal'a yakın köpekler. Burada ne yapacağız? Şimdi bu köpek kırma deyip dışarı atıyoruz. Bu köpek safkan değil dışarı atıyoruz. Bunun soyunda şu var deyip dışarı atıyoruz. En başta doğrusu buydu. Sonuna kadar da bu doğruyu anlatmaya devam edeceğiz. Ama şimdi bu insanları da düşünerek, yani adam gitmiş, bizim Kangal olarak kabul etmediğimiz, yani dış görünüş itibariyle Kangal olarak kabul etmediğimiz bir köpek almış bir yerden. Tartışmaları zaten biliyorsunuz, kimler var işin içerisinde. X yerden bir köpek almış. Bu taraftan da bir köpek almış. İki köpek de Kangal'a yakın. Bakın, iki köpek de Kangal'a yakın ama tam Kangal değiller. Soyunda karışım da var ve bunu dış görünüş itibariyle de belli ediyor köpek. Bu köpek ne olacak? Anadolu Çoban Köpeği'nde mi kalacak? Kangal mı olacak? Kangal desen değil, başka bir şey desen değil. Tamam. Kinolojide bunun da çaresi var arkadaşlar. Köpek ıslahı diye bir şey var. Bunun yolu şudur. Bir, Watt Derneği'ne üye oluyoruz. Sonra köpeğimizin resmini köpek kayıt formuna, bir yeni bir site yapılıyor şimdi. Hazır bir form var. Oraya köpeğinizin fotoğraflarını, kafanın yandan fotoğrafı, önden fotoğrafı, gövdenin yandan fotoğrafı, önden fotoğrafı, yürüyüş videosu. Bunları oraya gönderiyorsunuz. Köpeğin doğum tarihini, adını yazarak gönderiyorsunuz. Hakem komisyonumuz inceliyor. Bu köpek tescil edilmiş olan 5 tane köpek ırkından hangisine yakın? Yani köpeğe bakıyorsunuz, köpek Kangal'a yakın. Boza veya Malaklı'ya değil. Hani Bozkarabaş köpeklerden bahsederim. Kısa tüylü, yani çoban köpeği formatlı. Uzun tüylü Karadeniz veya işte bembeyaz Akbaş'a değil de Malaklı, Boz ve Kangal üçgeni birbirine daha yakınlar. Bunların içerisinde de hangisine yakın? Kangal'a yakın diyelim köpek. Tamam. Bu köpeği Kangal'da ıslah etmek için ne yapmak gerekiyor? Kangal köpeği belgesi almak için. Derneğe kaydoluyorsunuz ve üzerinde ıslah bir yazan bir secere alıyorsunuz. Pedigri. Mikroçip numarası yazıyor, federasyon numarası yazıyor, dernek kayıt numarası yazıyor, sistem kayıt numarası, köpeğin sahibi, köpeğin varsa üreticisi kayıtlıysa, bunların hepsi bu belgede yazıyor. O köpeğin artık bir seceresi oluyor. Ve secerenin üzerinde de hangi ırka yakın? Kangal'a, değil mi? Seceresinin üzerinde Kangal yazıyor. Bir. Şimdi ıslah bir ne demek? Islahın 5 seviyesi var. Birinci ıslah, ikinci ıslah, üçüncü ıslah, dördüncü ıslah, beşinci ıslah. 5 seviye ıslah var. Şimdi 5 seviye ıslahı birden 5'e nasıl taşıyacağız? Onu da anlatayım. Köpeğimiz Kangal'a yakın. Ama Kangal'ın tam merkezindeki doğru fenotip de değil. Tamam. Bunu ilerletmek için merkezdeki Kangal köpeğini, örnek veriyorum. Dünya şampiyonumuz Zoro. Örnek veriyorum. Serbilent Hoca'nın Dağcı. Örnek veriyorum. Sivas'ta bir sürü doğru Kangal köpeği var. İzmir'de de var. Kangal meraklısı arkadaşlarımız da Ankara'da da var. Yani Türkiye'nin çeşitli yerlerinde mevcut. Ağırlıkta bu iş Sivas'tadır ve Kangal'dadır. Doğru köpek. Watt tarafından onaylanmış fenotipten bahsediyoruz burada. Eğer Kangal'a yakın köpeğinizi doğru Kangal'la çiftleştirirseniz önce çiftleşme onayı alıyorsunuz. Yani dişiyi gösteriyorsunuz. Bu köpek benim işte Kangal'a yakın dişim. Ben bu dişiyi Kangal'a tam merkezindeki doğru Kangal'la çiftleştiriyorum. Önden çiftleşme formu internetten dolduruyorsunuz. Çok basit bir sistem. Cep telefonunuzdan girip doldurabileceksiniz. Dernek size yazı yazıyor hemen. Onaylanmıştır. Evet, bu köpekleri çiftleştirin. Köpekler çiftleştiriliyor. Yavrularımız doğuyor. Yavrulara ıslah seceresi geliyor. 3 aylıkken en geç başvuruyorsunuz ve secereyi alıyorsunuz. Köpek 18 aylık oluyor. Üretim onayına geliyor. Üretim onayına geldiğinde bu hayvanın dış görünüşüne hakemlerimiz bakıyorlar. Köpek Kangal'a yaklaşmış mı, yaklaşmamış mı? Diyelim ki 10 tane köpeğimiz var. 10 köpeğin 6'sı Kangal'a yaklaşmış. 4 tanesi annesi gibi. Hani Kangal'a yakın ama yine annesinin seviyesinde kalmış. Buna hakem karar veriyor. O köpek otomatikman ikinci ıslığa geçer. Yine o köpek büyüdü. Yetişkin köpek oldu. Onu da yine tam standardın merkezindeki köpekle çiftleştiriyorsunuz. Yavrular büyüyor. Üçüncü ırk standardı seviyesi. Üçüncü ıslığa geçiyor arkadaşlar. 3, 4, 5 ve nesil Kangal oluyor. Birinci nesil Kangal oluyor. Onun seceresi farklı bir secere. Şimdi bunları biz dünyaya da İngilizce yayınlarla ve resmi yazılarla, imzalı, damgalı, kaşeli, yönetim kurulu kararlarımızla bütün dünyaya ilan edeceğiz. Türkiye'deki köpeklerin durumu budur. Biz bu şekilde ıslah ediyoruz. Seviye seviye.
Onun için daha bu iş çok detaylı bir iş arkadaşlar. Devamında 5. nesil, 1. nesile geldiniz. 5 nesil ıslahı bitirdik. 10 yıl veya 8 yıl. Bitirdik geldik. 1. nesil Kangal belgemizi aldık. Onun tecerinin rengi, şekli, her şeyi farklı. 2. nesil, 3. nesil, 4. nesil, 5. nesil Kangal olduğunda o köpeğe zaten DNA çalışmasına başlıyor. 1. nesile ulaşan köpeğin DNA'sı alınıyor. 2. nesil DNA'sı alınıyor. 3. neslin DNA'sı alınıyor. 4. neslin DNA'sı alınıyor. 5. neslin DNA'sı alınıyor ve DNA belgesiyle beraber soy kütük belgesiyle beraber federasyonumuzdan da alyansdan da onaylı Safkan ve Ankara Üniversitesi Genetik Fakültesinden onaylı 10 jenerasyon geçmişi kayıtlı olan köpeğe Safkan Kangal belgesi verilecek. Bu dünya üzerinde Allah'ın kulunun konuşamayacağı bir sistem. Bakın Allah'ın kulu hangi şahmerdanı gelsin o köpeğe konuşamaz. 10 jenerasyon boyunca hep doğru kangallar birbirleriyle çiftleşe 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 en sonunda öyle bir jenerasyon gelir ki köpeğin hem dış görünüşü tam kangaldır hem genetik olarak geçmişi tam kangaldır. Ve 10. jenerasyonda hem üniversiteden hem federasyondan hem Dünya Köpek Vakfı'ndan 3 yerden onaylı DNA belgesi de içerisinde olmak üzere Safkan belgesi verilecek. Bu size neyi sağlar? Kangal'a yakın köpeğiniz var ama kangal değil. Köpeğinizi kaydedersiniz. Kangal havuzunun içerisine köpeğiniz girer. Büyütürsünüz. İleride yavru mu almak istiyorsunuz? Doğru kangalla eşleştirirsiniz. Isla 2'ye geçersiniz. O da büyür. Bir başkası alır. Çiftleştirir doğru köpekle. Onayını alır. Isla 3'e geçer. Böyle böyle uzun bir yol bu arkadaşlar. Şimdi ben yıllardır ıslah çalışması yapıyorum köpeklerle. Bozun ıslahıyla uğraşıyorum. Ve insanlara da değişik ırkları ıslah edebilmeleri için bilgi ve birikimimi paylaşıyorum. Bu konuda sizlere kapıyı açtık arkadaşlar. Serbülent hocamızın da onayı var. Yönetim kurulumuzun da bu konuda net bir kararı var. Yönetim kurulu kararı ile nettir, değişmez. Kangal'a yakın köpeğiniz varsa bu köpek bugün 1. derece ıslah Kangal belgesi alır. Köpeğiniz fenotip olarak tam doğru köpekse, bakın fenotip olarak tam doğru köpekse bu köpek de mi 1. seviyeden başlayacak? Hayır. O köpekler yine Serbülent hocamızın ve yine yönetim kurulu kararımızla beraber 3. seviye ıslahtan başlayacak. Çünkü onların tipi tam doğru. Bu şekilde bütün köpeklerimizin önünü açtık. Şimdi Kangal dışındaki ırklarda ne yapacağız? Kangal dışındaki ırklarda çoban köpekleri için söylüyorum. 5 jenerasyonda Safkan belgesini vereceğiz. Çünkü Kangal daha hassas bir hayvan. Onun daha fazla tartışması var üzerinde. Ama Malaklı 5 jenerasyon hep Malaklı doğru köpeklerle çiftleştirilirse 5 jenerasyonda Safkan Malaklı belgesini vereceğiz. Safkan Boz belgesini vereceğiz. Safkan Karadeniz belgesini vereceğiz. Bu arada ben 7, 8, 10 jenerasyondur ürettiğim köpeklerimi de dahil olmak üzere istesem ben şu anda Safkan belgesi bu köpeklere derneğe başvurup çıkartabilirim. Çünkü kayıtlılar derneğin sisteminde. Ancak en ilerisi, bakın en ilerisi 7-8 jenerasyondur böyle ıslah ederek getirdiğim köpeği bile 2-3. jenerasyon, 2-3. nesil, özür dilerim, ıslah seviyesinden başlatıyorum. Ben de kendimi geri çektim. Ben de çalışacağım. 5 sene, 6 sene, 8 sene, 10 sene çalışacağım. Sonra köpeğime Safkan belgesini talep edeceğim. Zaten hakkımız olacak o zaman. Bütün köpeklerde. Şimdi geleyim Zerdava'ya. Zerdava'da bu 3 jenerasyon olacak. Çünkü Zerdava inanılmaz derecede oturmuş bir köpek. Tonya Finos'u aynı şekilde 3 jenerasyon sonra Safkan belgesini alacaklar. Arabacı Palisi dediğimiz köpekler çok karışmışlar. İçerisine Pinscher girmiş, bilmem ne girmiş, o girmiş, bu girmiş, Jack Russell girmiş, karışmış köpekler. Onlara da aynı diğer köpeklerimizdeki gibi 3 artı 5, 8 jenerasyon isteyeceğiz. Onlara özel bir çalışma yapılacak. Çünkü o biraz daha zor bir şey ama ufak ırk olduğu için onların kontrolü ve üretimi de daha basit ama daha fazla üretilmesi taraftarı değilim. Çünkü sokağa çabuk düşebilirler, sokağa atılabilirler. Küçük hayvanlar birazcık daha kontrollü gitmesi gerekiyor. Her neyse, bu bir resmi açıklamadır sevgili arkadaşlar. Ülkemizin köpeklerinin ıslahı için hepinizin desteğini bekliyorum. Gerek dernek kayıt, gerek köpeğinizin kaydı, gerek köpeklerinizin secere başvurusu.
Bunların hepsini lütfen iyice düşünüp bize destek olun. Eşinizi, dostunuzu derneğe üye yapabilirsiniz. Derneğe üye olmak için Türk vatandaşlığı yeterlidir. 18 yaş üstü olmak yeterlidir. Bunun için de sizlerden ricam, sevgili arkadaşlar, bu hususta dikkat etmeniz. Bize destek olmanız, köpek sahibi olmanıza gerek yok. İlla ki yerli köpek besliyor olmanıza gerek yok. Yani Rottweiler'i besleyebilirsiniz, Cane Corso besleyebilirsiniz, Jack Russell besleyebilirsiniz, değişik ırk besleyebilirsiniz ama Watt Derneği'ne üye olarak bu derneğe destek olabilirsiniz. Bir yeni konumuz. Bu açıklamamız umarım anlaşılmıştır. Şimdi Dünya Anadolu Köpek Irkları ve Kinoloji Derneği'nin yeni bir komisyonu kurulacak. Ve bu komisyonda sadece ve sadece gençler olacak. Gençler kolu, gençlik kolu kuruluyor. 12 yaş ve 25 yaş arasındaki gençlerimiz için bu komisyonu, yani gençlik kollarını kuruyoruz. Onlara köpekle alakalı bizzat hocalarımız ve ben ders vereceğiz. İstedikleri takdirde kurslarımız olacak ve ücretsiz olacak. Köpek sahiplenmek isteyenlere ailelerinin onayıyla destek olacağız. Yılın belirli dönemlerinde, bu pandemi sonrasında yılın belirli dönemlerinde toplantılarda gençler sadece yarışacak. Sadece gençlere eğitim olacak. Yani 12-25 yaş arası. Böyle bir kol açılıyor. Bilginiz olsun. Biz hiçbir zaman çalışmaktan gocunmayan, çalışmaktan da asla asla yılmayacak insanlarız. Bu ülkenin köpekleri hak ettiği değeri bulamadı. Ama bizler sayesinde, bizlerin emeği sayesinde, sizlerin emeği sayesinde, sizlerin bizi desteklemeniz sayesinde bu ülkenin köpeğinin, örnek veriyorum, en basitini söylüyorum, doğru kangal köpeğini Avrupa'da ve dünyada gösterdik. İki tane kangal köpeğiyle. Doğru kangallarla. Peşine Türkiye'de sadece kangal olmadığını, Türkiye'de kangala benzettikleri ama kangal olmayan, kendine münhasır bir ırk olan Boz Çoban köpeğini İtalya'da Avrupa şampiyonu, tüm ırkları geçerek Avrupa şampiyonu yaptık. Yine o kupayı da aldık, ülkemize getirdik. Ve insanlarda bir dikkat uyandı. Baktılar, evet ya, Türkiye'de sadece kangal değil, başka köpekler de var demeye başladılar. Peşine işte pandemi olmasaydı 2020 yılında Malatya'yı götürecektik. Yarışıp gelecektik. Ki pandemiden sonra inşallah bunu yapacağız. Tonya Fino'muzu, Trabzon Zerdan'ımızı, bunlar ülkeyi temsil amaçlı işler. Yani ticari amaçlı şeyler değil. Götürüyorsun, değişik bir köpek gösteriyorsun. Bak, bu benim köpeğim, Türkiye'nin köpeği. Ve bayrakları sallamamızla alakalı rahatsız olanlar var. Neden o bayrağı sallıyoruz orada? Bundan birkaç sene önce başka başka ülkelerde o bayrağı salladılar. Yani başka bayrakları salladılar. Kendi ülkesinin bayrağını. Ben ta Türkiye'den çıkmışım. Aşağı yukarı Sivas'tan da yolu hesaba katacak olursak 4.300 kilometre. Uzaktaki bir dünya şampiyonasındayız. Tabii ki bayrağımızı sallayacağız. Buradan Çin Seddi'ne gittim ben. 8.000 küsür kilometre uzakta bir yere gittim. Çin Seddi'nin üstünde Türk bayrağını açtım, fotoğraf çektirdim. Ya insan ülkesinin bayrağını tabii ki paylaşır. Bundan daha güzel bir şey var mı ya? Komik yani, resmen yorum olsun diye yorum yapan arkadaşlar var. Size sadece gülüyorum. Artık şu mantığı bırakın. Bakın. Bu ülkede sürekli malaklı kırmadır. Boz diye bir şey yoktur, vardır. Madem bir şeye inanmıyorsunuz, o zaman yorum yapma kardeşim. Sen kendi dünyanda yaşamaya devam et. O küçük dünyanda. Sen o küçük dünyanda yaşasan insanlara bir şey anlatamazsın. 18 yaşında çocuk işte kangal anlatıyor. Anlatır tabii. Adam öğreniyor ya, adam araştırıyor, öğreniyor, besliyor, çalışıyor. Sen ne yapıyorsun? Dedem bunu dedi, amcam bunu dedi, senelerdir bu böyle gelmiş. Elinde kangal yok kardeşim. Elinde kangal yok. Ya da madem öyleydi, madem bu kadar biliyordun, neden senin dedenden beri günümüze ulaştırdığın o, nerede o efsane kangallar? Köpekçilikse ana mesele, ölene kadar devam edersin, oğluna bırakırsın, kızına bırakırsın, torununa bırakırsın ve dersin ki bu size benim vasiyetimdir. Bu köpeklerin soyu tükenmeyecek, doğru kangalları üretin, kangal böyle. Bugün başlayın o zaman, bugün başlayın, doğruları yapın. Biz İstanbul'da yaşıyoruz diye bana işte İstanbullu diyorlar. Ben İstanbullu falan değilim kardeşim. Ben Samsunluyum. Samsun. Hani
Kurtuluş Savaşı'nın başladığı yer var ya, işte ben oralıyım. Biz de Anadolu'dan geldik buraya ya. Benim babam işte çocuktum, buraya geldik. O zamandan beri buradayız. Ama ben Samsunluyum. Şimdi ben Samsunluyum diye sadece Karadeniz Çoban Köpeği ile ilgili mi konuşabilirim? Bunu da bir not olarak iletmek istiyorum. Yıllarca Kangal besledim. Yıllarca Sivas'a geldim festivalde, yabancılara da birçok insana da bu elinizdeki köpekler veya bu örnek gösterdiğiniz köpekler gerçek Kangallar değil dedim. Gerçek Kangallar şunlar, şunlar, şunlar dedim. Bir sürü de şahidim var orada. Herkes de çok iyi biliyor bunu. Yurt dışında da aynısını yaptık. Gösterdik. İnternet ortamında da aynısını yaptık. Gösterdik. Doğru köpekleri göstermek için. Ve bugün doğru Kangal köpeğini artık hemen hemen herkes biliyor. Herkes de bunu istiyor. Tamam, biz de kapıları açtık. Getir abicim. Köpeğinin kaydını yap. Köpeğin Kangal'a yakın ama tam Kangal değil mi? Soyunda karışım var mı? Sıkıntı yok. 5 jenerasyon köpeğini ıslah edersin. Sonra bir 5 jenerasyon daha ıslah edersin. Buyurun. İşte buradan başlamak lazım. Kapı açıldı. Bu kapı herkesin. Bu derneğe herkes üye olabilir. Bu federasyon. Bakın, sadece şimdi derneğe gidersin. Şurada 3 dakikada bir tane daha dernek kurarım. 5 dakikada bir tane daha dernek kurarım. Problem yok. Mesele şu. Bu dernek bir federasyonun, Avkif Federasyonu'nun yerli ırklarla ilgili tek yetkili derneği. 2. Avkif Federasyonu Dünya Köpek Vakfı. Bakın, Dünya Köpek Vakfı'nın resmi üyesidir ve yetkilisidir. 29 ülkenin başkanlığı Türkiye'dedir. Bu işler maalesef ki arkadaşlar bir şekilde kaos ortamına çekilmeye çalışılıyor. Bir şekilde insanlar birbiriyle kavga etsinler ve kavga ettikten sonra kaos çıksın, taraf oluşsun. Ahmetçiler, Mehmetçiler, Hüseyinciler diye. Bakın, ne kadar bölünürsek, ne kadar paramparça olursak o kadar zaman kaybederiz. Zaman bu değil. Bakın, zaman bu değil arkadaşlar. Zaman birleşme zamanı. Örnek veriyorum, Sivas'ta Cahit Akgül, Yakup Aydoğdu ve birçok arkadaşımızın, yıllardır tanıdığım arkadaşlarımız dernek kurdular. Telefon açtım. Cahit'e tebrik ettim. Daha doğrusu Cahit aradı. Ben tebrik ettim. Dedim böyle böyle ne lazım? Dün de Yakup'la görüştüm. Ne lazım? Bizim üstümüze düşen bir şey varsa biz sizin yanınızdayız dedim. Buradan da canlı yayında da söylüyorum. Neye ihtiyaçları olur? Bizden ne türlü destek isterler? Her türlü köpeklerimizi de alır gideriz. Kendimizle gider çalışırız ne gerekiyorsa. Çünkü o insanlar bizim arkadaşlarımız. O insanlar doğru Kangal'a hizmet etmeye çalışan insanlar. Tabii oradan da bize taş atıldı. Cahit gerekeni söyledi. Ama şunu söylüyorum. Biz Kangal'a hizmet ediyoruz. Kangal, Sivas ilinin ilçesi olan Kangal ilçesinin köpeği. Ama sonuçta burası Türkiye Cumhuriyeti. Ben bu bayrağın altındaki her ilçenin, her köyün, her milli mevzusunun savunucularından hissediyorum kendimi. Ve bunun için de emek harcıyorum. Bunun için de zaman harcıyorum. Sadece Sivaslı değilim diye ben Kangal üzerinde konuşmayacaksam bunu arkamızdan söylemesinler. Yüzümüze söylesinler. Biz de diyelim ki olur kardeşim buyurun siz yapın. Bunca yaptığımız hizmeti de silin bir kenara atın. Tescilini de iptal edelim. Dünya Şampiyonluk kupamızı da geri verelim. Her şeyi iptal edelim o zaman. Küstürmeyin bizi. Bizi küstürmeyin, bizi kucaklayın. Biz bu işi seviyoruz arkadaşlar. Biz bu işe emek harcıyoruz. Sizler gibi. Benim Kangal alımı satımı böyle bir derdim yok. Veya Malaklı alayım satayım böyle bir derdim yok. Ama ülkemin zenginliği bu ya. Ülkemin kültürü neden çoğalmasın? Biz buradayız. Sevgili arkadaşlar, yayınımı paylaşacağım tabii ki. YouTube'a da yükleyeceğim. Artılarımız, eksilerimiz olabilir. Biz de insanız. Bizim de hatalarımız olabilir. Dilimiz sürçebilir. Birini incittiysek affola. Ama niyetimiz pak temiz. Bu ülkeye hizmet etmek istiyoruz. Bu ülkenin köpekçiliğine hizmet ediyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ve hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Gerek derneğimize üye olarak, gerek köpeklerinizi. İşte size kapıyı açtırdım. İşte konuştum Serbülent hocamla. Tamam kardeşim dedi, böyle böyle yapalım. Doğru söylüyorsun. Buradan gidelim. Yönetim kurulunda herkesin imzasını aldım. Onayladım ve buyurun size açıklamayı yapıyorum. Köpeğiniz Kangal'a yakınsa, Kangal köpeği değil ama Kangal'a yakın veya soyunda karışım var falancıdan geldi. Bu artık tamamlandı. Bu artık bitti. Gelir, ıslah bir olarak başlar ve devam eder. Kangal belgesini alır. Bu şu demek değil. Tekrar üzerine basıyorum. Islah bir belgesini aldığınızda
Bu Safkan Kangal belgem var. Hayır. Islah bir seviyesi Kangal. Onun 10 tane seviyesi var. 10 seviyeyi geçecek. 5. seviyeden itibaren biz DNA'ları tutmaya başlayacağız. Kanlarını, salya ve tüy örneklerini. 5 jenerasyondan itibaren genetik yapı toparlanacak. Üniversiteye götürülecek. Bilim kuruluna götürecek. Hocamıza götüreceğiz. Ve 10. jenerasyona geldiğinde DNA'lı olarak, bakın DNA'lı olarak, DNA belgesiyle, seceresiyle, federasyondan aldığı belgeyle Safkan Kangal belgesi. Yol açıldı. Bunun bilimsel yolu bu arkadaşlar. Yoksa amcamın oğlu gelsin, oradan eski arkadaşım gelsin. Ya işte bize bir Safkan belgesi veriver. O zaman bu belgenin bir anlamı kalmıyor arkadaşlar. Bunu yapmanın ıslah açısından, bilimsel açıdan dünyada kimse konuşamaz. Bunu da dünyada ırkı kabul eden, ırkı ıslah eden, şunu yapan, bu yapan hiçbir ülke bunu yapamadı. Bir tanesi yapamaz. Ben söylüyorum buradan. Varsa aksini iddia eden bana çıkarsın örneğini göstersinler. Kendi ülkesinin köpeğinin ıslahı için karışmış olan köpeklerinin ıslahı için sıfırdan ırk yapmaktan bahsetmiyorum. Kendi köpek ülkesinin köpeklerini kurtarmak için böyle bir yaklaşık 20 yıl sürecek olan bir projeyi başlatmış bir ülke yoktur. Onlar varsa yoksa birbirinin köpeklerini onaylasınlar. Standart değiştirsinler. Köpekleri daha da alın stoplu, burunlarını kısaltsınlar. Çalışamayan köpekler haline getirsinler. Hayır. Biz Kangal köpeği de dahil olmak üzere bütün köpek ırklarımızın çalışabilen köpekler, koşabilen köpekler olarak üretilmesi için mücadele edeceğiz. Onların o dog show'larda şişko, hantal, sadece gösterişli olan köpeklerini istemiyoruz. Bizi de eleştiriyorsunuz. İşte güzellik yarışması yapıyoruz diye. Arkadaşlar birincisi bu güzellik yarışması değil bizim yaptığımız ırk standartları yarışması. İkincisi hep söyledim senelerce. Biraz daha toplumumuz büyüsün, camiamız büyüsün ondan sonra yapacağız dedim. Pandemi olmasaydı bu sene başlamıştık. Karakter sınavı başlayacak. Atletik yetenek sınavı başlayacak. Ya katılırsan görürsün. Yani bir köpeğin yapması gereken bir yürüyüş vardır. Mesela 5 kilometreyi bilmem ne kadar sürede bitirmen gerekiyor. Ya köpeğin orası burası sakatsa bitiremez onu. Hızı yoksa bitiremez. Karakter sınavı yapacağız. Arazide, işte ormanda, şehirde çeşitli karakter sınavları olacak. Bunları tamamlayan köpekler sonucunda bir 10 yıl itibariyle bunlar seçicilikte iş yapacak bu testler. 10 senenin sonunda ortaya çıkan köpeğin kalitesini herkes görecek zaten. Bütün dünya takip edecek. Bu yaptığımız hamlenin biz emin oluyoruz, emin olabilirsiniz ki dünyada karşılığı yok. O yüzden desteğinize ihtiyacımız var. Eğer destek olursanız çok büyük bir kitle halinde biz köpeklerimizi düzgün şekilde ıslah edersek, şecerelendirip, kayıt altına alarak, mikroçiplerini takarak, kanun çerçevesinde de her şeyi doğru yaparak hareket edersek, dünyadaki bütün ülkelerin köpekçilik anlamında en iyisi, en üstü kadar üst seviyeye çıkmış oluruz 10 yılda. Bakın 100 yıldır yapılmayan, hatta 200 yıldır yapılmayan Türkiye'de belki birkaç yüz yıldır neyse yapılmayan şeyi yapalım diyoruz. Şu an ortam hazır. Ortamımız buna uygun. İnternet var. Sosyal ağlar sayesinde birbirimizle hızlı bir şekilde iletişim kurabiliyoruz. Derneğimiz var, federasyonumuz var, kayıt sistemimiz var. Eksik olan hiçbir şeyimiz yok. Bize ne lazım biliyor musunuz? Tek yumruk olmak lazım. Bu ülkenin buna ihtiyacı var şu an. Biz de gönüllü olarak çalışıyoruz. Gönüllü olarak bu işe hizmet ediyoruz. Sizlerden de ricamız bu konuda VAT Derneği'ni desteklemeniz. Yorumların altına bu videonun yorumunun altına birinci yorum olarak tutturacağım. Derneğe nasıl üye olursunuz? Sonrasında köpek kaydı nasıl yapılır? Yorum olarak bunların hepsini oraya ekleyeceğim. Dijital ortamdan kayıt başvurusu için daha kolay bir sistem getiriyoruz. Bilginiz olsun. Yani aynı derneğe üye olduğunuz gibi köpeğinizin secere başvurusunu da çok kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. İyi hafta sonları diliyorum.